İsmailer Camiası sunar. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddisesirruhu'nun hayatı ve İsmailağ Camiası Trabzon'un Of ilçesinin Mitco Tavşanlı köyünde yaşayan Ali Efendi, ibadetine çok düşkün ve salih bir insandı. Köyün camisinde hiçbir ücret almadan imamlık yapar. Aynı zamanda kendi tarlasında da ziraatle meşgul olurdu. Tarlası camiye uzak olmasına rağmen vazifesini hiç aksatmaz, mutlaka camiye gelir, ezan okur ve namazı kıldırırdı. Köylüler ziraatle meşgul olduklarından bazen camiye gelemezler. Ali Efendi namazı tek başına kılmak zorunda kalacağını bildiği halde işini bırakır, yarım saatlik mesafeden gelir, yine de namazını camide kılardı. Ali Efendi'nin dünyaya gelen çocukları hayatta kalmadığı için, imamlığını yaptığı caminin minaresinde 20 yıl boyunca okuduğu her ezandan sonra, Ya Rabbi bana hayırlı bir evlat nasip et diye dua ederdi. Ali Efendi'nin ailesi Fatıma Hanım helal lokmaya çok dikkat ederdi. Hayvanlarını kendi tarlasında otlatmak için götürürken başkasının tarlasından yemesinler diye ağızlarını bez ile kapatırdı. Hayvanlar yolda yanlışlıkla başkasının tarlasından otlarsa o ineğin sütünü sağır ve o tarla sahibine gönderir helallik isterdi. Bir gece Fatıma Hanım rüyasında ayın koynuna indiğini ve dünyayı aydınlattığını görür. Bu rüyadan sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirir. 1929 yılında Trabzon Of'ta dünyaya gelen Mahmud Efendi, Ali Efendi ve Fatıma Hanım çiftinin hayatta kalan ilk çocuğudur. Ali Efendi yeni doğan çocuğunu alır, civarda Kal Ömer Mahmud Efendi diye bilinen alim Veli Zat'a götürür. Kal Ömer Mahmud Efendi, Ali Efendi'nin oğlunu kucağına alır ve şunları söyler adın benim adım olsun. İlmin benim ilmim olsun. Takvan benden fazla olsun. Kalomer Mahmud Efendi'nin iltifatına nail olan Küçük Mahmud, yetişkin kişilerde görülebilecek tavırlarıyla dikkat çeker. Arkadaşları arasında farklılığıyla temayüz eder. Davranışlarında Büyük insanların hallerini gören köylüler çocuklarına ona benzesinler diye Mahmud adını koyarlar. O daha çocukken köyünde yaşça kendinden küçük 40 tane Mahmud ismi verilen çocuk vardı. Tahsili. Mahmud efendi erken yaşlarda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenir. Babası Ali efendi'nin nezaretinde validesi Fatıma Hanım'ın hocalığında hafız olur. Balaban köyünde ikamet eden Hoca Abdülvahhab Efendi'den emsile ve bina kitaplarını, Mustafa ve Hasan İbrahimoğlu Hoca Efendilerden Yasin Suresinin tefsirini okur. Ramazan ayında Kayseri'ye gider, orada tesbihçi zade Hacı Ahmet Efendi'den Farsça ve Arapça dersleri alır. Kayseri'de bir yıl kadar kaldıktan sonra Ofa geri döner. Süleymaniye Medresesi dersiyamlarından eniştesi Çalekli Hacı Dursun Efendi'nin medresesinde tahsiline devam eder. Hacı Dursun Efendi'nin ilk talebelerinden olan Mahmud Efendi Osmanlı medreselerinde takip edilen kitapların tamamını sırasıyla okuyup Arapça tahsilini Hacı Dursun Efendiden aldığı genel icazetle noktalar. İcazet aldığında yaşı henüz 16'dır. Kur'an-ı Kerim kıraatini ilerletmek ve aşere ilmini okumak için Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin Çifaruksa Uğurlu Köyü'ndeki Kur'an kursuna giderek burada kıraat ilmini tahsil etti. Kendisi okurken okutmaya başladığı için talebelerine askere gitmeden icazet verdi. Mahmud Efendi Hazretleri teyzesinin kızı Zehra Hanım'la evlendi. Bu evliliğinden Ahmet, Abdullah ve Fatıma adında üç çocuk dünyaya geldi. Bandırma'da askerde bulunduğu sıradaysa hayatının seyrini değiştirecek olan en büyük üstadı ve şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretleri ile tanıştı. Ahıskalı Ali Haydar Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri, Medrese Tül Kuzat mezunu Fatih dersiyamlarından olup, Osmanlı sultanlarından son dört padişahı görmüş ve son üç padişahın huzur hocalığını yapmış, Mecelle-i Tadil Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunmuş olup, Meşihat-ı İslamiye'de heyeti telifiye üyesiydi. İstanbul'un Fatih Çarşamba semtinde bulunan İsmail Camii, 1952 yılına kadar harap ve metruk bir haldeydi. Mahmud Efendi Hazretlerinin Şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretlerinin büyük oğlu Şerif abi bir rüya görür ve rüyada cami Şerif'in banisi İsmail Efendi'nin kabrinin bulunduğu kabristanlıktan bir kol uzanır ve İsmail'a Ağa Camii'ni göstererek ne durursuz bu camiyi niçin tamir etmezsüz?'' der. Rüya, Ali Haydar Efendi Hazretleri'ne anlatılınca kendisi caminin tamir edilmesini emir buyurdu. Cennet Mekan, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından kendisine hediye edilen altınları da caminin tamiri için infak etti. İsmaila Camii'nin tamiri bitince askerliğini yeni bitirmiş olan Mahmud Efendi Hazretleri, Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin emriyle cami-i şerifte, imamlığa başladı. Mahmud Efendi Hazretleri kapı kapı dolaşarak insanları ziyaret ediyor ve kendisinin İsmaila Camii'ne imam olduğunu, din hususunda onlara hizmetle vazifeli olduğunu anlatıyordu. Vaaz ve nasihatlerinde sürekli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşamaya ve din ilimlerini tahsil etmeye teşvik ediyordu. Onun sünnet-i seniyyeye ve ilme olan bu aşkı ve gayreti sebebiyle kısa zamanda etrafında ilim ve sünnet sevdalısı insanlar cem oluyordu. Efendi Hazretleri etrafındaki talebelerini bir mücevher ustasının mücevheri işlediği gibi işliyor ve yetiştiriyordu. Sohbetlerinde devamlı, her mahallede bir erkek ve bir kız medresesi açılsın diye tavsiye ediyordu. Bundan dolayı yetiştirdiği güzide hocalarını Anadolu'ya gönderiyor ve oralarda hizmet etmelerini sağlıyordu. Onun bu azimli çalışması sonucu, ilim ve irfan sahibi hocalar bütün Türkiye ve dünyaya hızla yayılarak hizmet etmektedir. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu, yorgunluğunun artması ve hizmetlerin büyümesi sebebiyle, 2004 senesinde Hasan Efendi ve Mustafa Efendi'nin başında bulunduğu bir heyet kurmuştur. 2004 senesinden sonra Efendi Hazretlerimizin emri üzere cemaatin bütün hizmetleri bu heyet tarafından takip edilmektedir. Dünya üzerinde çok sayıda medreseleri bulunan Diyobendi uleması İslam'a üstün hizmet ödülünü, ömrünü İslam hizmetine adayan Mahmud Efendi Hazretlerine layık görmüşlerdir. 2011 senesinde İslam dünyasından 300 e aşkın seçkin ehli sünnet aleminin toplanarak kendisine İslam'a üstün hizmet ödülü takdim ettikleri toplantıda kendisini bu asrın müceddidi ilan etmişlerdir.